Sayın hocam, evet bu pazar günü yine bir maçımız var. Rakip Modafen. Evet. Hazır mıyız? Duygu, düşüncelerimiz, taraftara mesajlarınızı alalım. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Hazır mıyız? Evet, hazırız. İkinci yarıya rakiplerimiz olan Karacabey ve Nevşehir takımlarına karşı oyun olarak aslında istediğimiz oyunu oynamamıza rağmen şanssız ve bireysel hatalar sonucu yemiş olduğumuz gollerle mağlup ayrıldık. Evet, şimdi artık bir çıkış zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu haftaki rakibimiz Modafen. İki oyuncum Aykut Civelek ve Onur Civelek haricinde eksik bir oyuncum yok. Tamamıyla artık Modafen maçını yaşıyoruz. Modafen maçını araştırıyoruz, inceliyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Hazırız. Taraftarlarımızı da maça, yine pazar günkü maça bekliyoruz. Hava şartları ne olursa olsun yanımızda olmalarını istiyoruz. Burada alacağımız 3 puanla beraber yine bir çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Artık tabii ikinci yarı çok zor. Bütün takımlar dengeli. Yani puan durumuna baktığınız zaman biz hani playoff potasıyla sonuncu sırada arasındaki puan farkı 10 civarında. Yani iki maç, 3 maç seri yaptığımız zaman daha bu playoff potasından düşmek istemiyoruz. Zaten birinci amacımız o. Öncelikle hep playoff potası içinde yer almak istiyoruz. Bu hafta şartlar ne olursa olsun yine sahamızda en iyi mücadelemizi yapacağız. En iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kazanacağımıza inanıyoruz. Takımıma güveniyorum. Hayırlısıyla bakalım pazar günü ne olacak? Maçını hep beraber göreceğiz. Hocam, gelen yeni transfer hakkında da kısa bilgiler verir misiniz? Onlar hakkında da bilgi alalım. Orta sahaya bir oyuncuyu kattık. Sergen arkadaşımızı kattık. Sergen arkadaşımız Fethiyespor'dan geldi. Bu ligin iyi oyuncularından bir tanesi. Daha önce yine oynamış olduğu takımlardan arkadaşımızı tanıyoruz. Ama Fethiyespor'da son 5-6 hafta kala oradaki bazı sıkıntıdan dolayı kadro dışı kalmıştı. Ayrıldı. O maç oynamamasını gerektirdiği maç ritmini yakalayamadı. Tabii ilk Karacabey maçında bir süre verdik. Nevşehir maçında bir süre verdik arkadaşımıza da. Onda toparlanma açısından en azından maç kondisyonunu kazanma açısından önemli süreler verdik. O arkadaşımızı kattık. Ondan faydalanacağımızı biliyoruz kulüp olarak. Ve kaleci arkadaşımızı kattık. Cihan kardeşimizi kattık. Cihan da sonuçta bu takımda Palaspor bünyesinde iki tane profesyonel kaleci var. Bunun sakatlığı var, cezalısı var. Böyle bir ihtiyaç doğduğunu da biliyorduk. Sağ olsun kulüp yönetimimiz, başta tabii ki Sayın Mustafa Taşkın Başkanım olmak üzere. Söylediğimizi sağ olsun yaptı. Onun ihtiyacını zaten biliyordu başkanımız da. Şimdi artık daha transferde kapattık. Artık bu saatten sonra tamamıyla rakiplerimize odaklanacağız. Yaşayacağız. Hep beraber neyin zamanı gelen usulüden sonunda ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Biliyorsunuz Pazar Genç Radyo her zaman sizin yanınızda. Evet. Maçı da bir aksilik olmazsa inşallah gurbetteki taraftarlarımıza, pazar sporlara buradan da yayınlayacağımızı bildirmek istiyorum. Tekrar başarılar dilerim. Herkesin dualarını bekliyoruz. Dualarını hissetmeleri göndersinler bize. İyi temellerini göndersin. Ben de onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz.